oraya Kemal Bey'in davet edilmesi hani usul gereğidir, adab gereğidir, parti geleneği gereğidir. Onu da ben doğrudan kendisini arayarak ya da belki bir fırsatını bulursak ofisine uğrayarak yapabilirim. Ama çok böyle bir büyük Ankara mitingi yapma niyetinde değiliz bu aşamada. Yani trendi gördüğümüzde işler böyle yolunda gidiyorsa akışı değiştirecek işler yapmak doğru değil. Bazı zaman zaman konuşuldu işte hani acaba seçim sonucunda şurada yapılan büyük miting zarar mı verdi falan diye. O yüzden ben hep genelde şöyle yaparım. Yani hayata öyle bakarım. Böyle futbolu da benzetmelerini çok kullanırım. Bir taktik var. Sahada bir 11 var. Taktik işliyor. Takım önde. Süre daralıyorsa ayağa garanti pas yapmak lazım. İcat çıkarmamak lazım. Şimdi bir reklama gideceğiz ama 2 dakikamız var herhalde. Hemen ben TRT'yi soracağım size. Ya ben TRT'ye ne diyeyim? Yani 2 dakikada nasıl anlatayım ama şimdi biz bir reklam filmi çektik. Bütün partiler reklam filmleri çekerler. Esasen aslında ticari kuruluşlar olan bütün televizyon kanallarının parasını verenin reklam filmini yayınlaması lazım normalde. Şimdi bu ATV'dir, A Haber'dir belli kanallar yayınlamıyor bizim filmleri. Düşünün yani ciddi paralar ödüyorsunuz ve o filmi yayınlamıyor. Yani kendisini bir iktidara, iktidar partisine o kadar müzayir kılmışlar ki öyle görüyorlar ki senin reklamını dahi yayınlamam diyor. Bu anlaşılır bir şey. Bu ticari bir karar. Ben senden gelecek para gelmesin diyor. Benim kitlem seni istemiyor diyor falan yani. Anlaşılır bir şey. Ticari. Ya TRT kanunu gereğince herkese eşit davranması lazım. Hepimizin vergilerinden fonlanan bir yer. Maaşlar ondan ödülüyor. Cihazlar ondan alınıyor. Reklam filmini çekmişim. Müziği Barış Manço'nun telifini ödemişiz. Ekrem Başkan kepenk kaçıyor. Mansur Başkan alkış yapıyor. Film de bundan ibaret. Pozitif bir film. Yolladık. Hukuk büromuz inceleyecek. Peki bir gün, 2 gün ne yaptınız? İnceleme sürüyor. 3 gün, 4 gün, 20 gün geçti cevap vermiyorlar. Tabii takip de ediyoruz. AKP filmini yolladı, bir gün sonra yayına girdi. Bizimki hala yok. Bir mail daha attık. Arkadaş hani Şubat ayında başvurduk olmadı. Başvurumuzu işte yeni Mart ayı için bütün rezervasyonlar dolu diye cevap attılar bize. Ya olacak şey değil, TRT'sin sen. Nasıl dolu yani? Hayır. Reklam süresini uzatmak yani. Bir televizyonun en keyif aldığı şey yaptığı iş, bir de kamu yayıncılığı yaptığı için orada kazanacağı para kamuya gelen bir para, büyük bir utanmazlık içindeler. Böyle bir tarafgirlik olur mu? Hani şey olsa anlayacağım, öyle bir film yaparsınız ki çok tartışmalıdır işte hani AK Parti'nin montaj videosu gibi, TRT onu bile yayınladı yani. Böyle derler ki ya hukuken sorunlu veya ben hani çıkarım da Tayyip Erdoğan'a hakaret ediyorumdur. Hukuk birimi uygun görmez. Şu sebepten demesi lazım. Kepenk açan, şarkı söyleyen küçücük çocuğun hanın filmine yayınlamayacağız diyor adamlar. Yani. Mart ayı dolu değil. Ve seçim sürecine kadar olmuyor. Korkunç, o zaman. Korkunç. Ama bunun hesabını verecekler. Onlara da bir sürprizim var. Yani bekliyorum. Nasıl bir sürpriz? Sürprizin nasıl olur mu? Ama biz de öğrenmek isteriz. Sürpriz olmaz o zaman. Peki.